Herkese selamlar, merhabalar. Sevir Barış Antlaşması'na bakalım. 10 Ağustos 1920 tarihinde. İtalya'nın San Remo kentinde yapılan konferans. Anlaşmanın maddeleri belirlendi arkadaşlar. Osmanlı Devleti idarecileri başlangıçta bu Sevir Antlaşması'nı kabul etmeyecek. Ancak bunun üzerine Yunanlar arkadaşlar İngiltere'nin emriyle Sevir'in kabul edilmesi için Minna hattına geçerek Bursa ve Uşak'ı işgal ediyor. Bu gelişme üzerine saltanat şurası toplanarak anlaşmaya onay vermiştir. Toplanan şura üyelerinden sadece Topçu Feriki Korgeneral Rıza Paşa anlaşma şartını ağır bularak imzalamamıştır. Anlaşma onaylamak için Reşet Halis, Bağdatlı Hatip Paşa ve Rıza Tevfik Beyler Fransa'nın yakınlarındaki Sevres kasabasına gitmişlerdir. Şimdi Sevr Antlaşması hukuken geçersizdir. Bunun sebebi arkadaşlar Osmanlı Mebusan Meclisi'nden onay almamasıdır arkadaşlar. Bu yüzden hukuki açıdan geçersizdir diyoruz. Ve ayrıca milli mücadele başarıya ulaştığı için de uygulanamamıştır. Osmanlı Devleti'nin imzaladığı son antlaşma Sevir Antlaşması'dır arkadaşlar. İleride Sevir yerine arkadaşlar Lozan Barış Antlaşması imzalanacak. Lozan Barış. Sevir Antlaşması'nın taslağı İtalya'da hazırlanmış, imzalanması ise Fransa'da olmuştur. Bu da dipnot olarak söylemiş olalım efendim. Anlaşmanın maddelerine bakacak olursak arkadaşlar, İzmir ve çevresiyle Doğu Trakya tabii ki de Yunanlara bırakılacak anlaşmanın maddesi. Güneybatı Anadolu, Konya Kulu'ya kadar arkadaşlar İtalyanlara bırakılacak. Anadolu'nun güneyi Suriye ve Zonguldak ise Fransa'ya bırakılacak. Musul, Irak ve Filistin İngiltere'ye bırakılacak. Bakın burası kritik. Doğu Anadolu'da vilayeti sitte dediğimiz arkadaşlar bir Ermenistan devleti kurulması durumu söz konusu. Trabzon ve çevresinde Pontus Rum devleti kurulacak. Osmanlı devleti kapitülasyon vermeye devam edecek. Yine arkadaşlar Boğazlar bir komisyon tarafından yönetilecek. Komisyonun ayrı bir bayrağı ve bütçesi olacak ve komisyonda Türkiye üye olamayacak. Yani düşün, bizim boğazımız ama üye olamayacağız. Evet. Sevir Barış hızlıca bir kez daha değinecek olursak arkadaşlar, İtalya'nın San Remo kentinde yapılan anlaşmanın maddeleri belirlenecek. İmzalanması Fransa'da olacak arkadaşlar. Başlangıç Osmanlı Devleti idarecileri bu maddeleri kabul etmeyecek. Ancak Yunanlar İngiltere'nin emriyle Sevir'in kabul edilmesi için Milne hattını da geçerek Bursa ve Uşak'ı işgal edecek. Bu gelişmeler üzerine olağanüstü bir şekilde toplanan Saltanat Şurası toplanarak anlaşmaya onay verecek arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Ancak bu Sevr Antlaşması hukuken geçersizdir. Çünkü Osmanlı Mebusan Meclisi'nin onayından geçmemiştir. Ayrıca milli mücadelenin başarılı ulaştığı için de uygulanamamıştır arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin son imzaladığı anlaşma Sevir'dir. İleride Sevir'in yerine Lozan Barış Antlaşması imzalanacak. Bunu da ifade edelim. İzmir ve çevresi ile Doğu Trakya arkadaşlar Yunanlara. Güneybatı Anadolu Konya Kulu'ya kadar İtalyanlara. Anadolu'nun güneyi Suriye ve Zonguldak Fransa'ya. Musul, Irak ve Filistin İngiltere'ye. Doğu Anadolu'da vilayeti sitte dediğimiz 6 il arkadaşlar. Burada bir Ermenistan devleti kurulması fikri ön planda. Osmanlı Devleti kapitülasyon vermeye devam edecek. Boğazlar bir komisyon tarafından yönetilecek ancak Türkiye üye olamayacak arkadaşlar diyelim. Ve bir sonraki videomuzda 1. TBMM dönemi ve ayaklanmalarına bakacağız.